Arkadaşlar merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bu videoma sevdacımla başlamak istedim. Gerçekten çok güzel oldu. Ben bunu çok seviyorum. İlk sukulentlerimden kendisi. Formu muhteşem. Bayılıyorum hatta bunun formuna. Renkleri de hala duruyor birazcık birazcık. Daha renkliydi aslında. Böyle ağaç şeklinde arkadaşlar, yani bonsai formunda. Bayılıyorum. Bakar mısınız? Çok güzel. Üzerinde ilaç lekeleri var. Bütün sukulentlerimi ilaçlamak zorunda kaldım arkadaşlar. Anlatacağım hepsini. Ondan önce ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben en son sukulentlerle ilgili bir kargo videosu çekmiştim. Kaktüs marketinden aldığım kargoları, sukulentleri size göstermiştim. O videonun altına şöyle bir yorum yazan bir arkadaş olmuş. İşte hani sen taşınacaktın ve sukulentlerini satmak zorundaydın gibi bir yorum yazmış. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, sanırım yanlış anlaşılma oldu. Ben doğru ev sahibimle bir kira konusunda anlaşmazlık yaşadık. Ama o videoda şöyle söylemiştim. Demiştim ki bize 6 ay süre verdi. Kira konusunda anlaşamadık. Taşınacağım. Taşınacağım için bütün sukulentlerimi satacağım demedim. O videoyu tekrar izlerse arkadaş görür. Bütün sukulentlerimi satacağımı söylemedim arkadaşlar. Sadece elimde bazı türlerden fazla var. O yüzden o türleri satacağımı söyledim. Mesela Agovaydıslardan elimde fazla vardı. İşte ne bileyim Grapdolardan vardı. O türlerimi satacağımı söyledim. Zaten ben üretici değilim arkadaşlar. Ya da ben satıcı da değilim. Ticaret de yapmıyorum. Ben sadece hobi amaçlı yapıyorum. Ama elimde bazı türlerden fazla var. Çünkü ya kelle kesiyoruz, ya yedekliyoruz, ya bir şey oluyor. Ya da ilk başlarda böyle önümüze çıkan bazı sukulentlerden fazla almışım mesela ilk başladığım zamanlardan. Hani o yüzden elimde bazı türlerden 2 tane 3 tane var. Ben de şimdi bir tane olması yeterli. Zaten diyorum hobi amaçlı yapıyorum bu sukulent bakım olsun, diğer sardunyalarım olsun. Ben üretici de değilim. İşte bunun satışını da yapmıyorum. Sadece bunu belirtmek istedim. Yanlış anlaşılma olmasın. Sukulentlerimi ben kıyabilir miyim? Nasıl satarım onları? O kadar güzel büyüttüm, baktım ve sürekli koleksiyon demeyeyim, koleksiyoner de değilim çünkü. O kadar hani çeşit aldım, beğendiğim türleri aldım. Onları da büyütmek istiyorum tabii ki. Gücüm yettiğince onlar da inşallah mutlu olursa büyütmeye devam edeceğim. Şimdi ben bu güzelliğimi nasıl satayım yani? Bunu ben satamam. Bu benim çok sevdiğim bir bitkim. Ben zaten bütün bitkilerimi satacağımı da söylememiştim. Onu da belirteyim. Yani çok seviyorum ben sukulentlerimi. Ve onlardan da hani bir şekilde vazgeçmek istemiyorum. Sadece elimdeki fazlalıkları satıyorum. Bu şekilde bunu da belirtmiş olayım. Arkadaşlar biz Trabzon'da bayağı bir sıcak günler geçirdik. Herkes geçirdi biliyorum. Ve bizimki biraz sıcak olmasının yanında nemli de oluyor. Ve bu nem benim sukulentlerimin bazılarında külleme oluşturdu. Külleme hastalığı. Araştırdım, külleme nemden çok oluyormuş. Fazla nemden oluyormuş. Bizde de zaten nem bol. Maşallah yani. Her yer nem. O yüzden bazı türlerime bulaştı. İlaçlama yaptım. Artık durumu ne olur, nasıl olur bilmiyorum. Şimdi size sukulentlerimi göstereceğim. Durumlarını göstereceğim. Bu arada sukulentlerimi yukarıdan aldım aşağıya. Çünkü arkadaşlar yakıcı güneşler vardı. Ve ilaçlama yaptığım için, o güneşlerle ilaçlama yaptığımdan dolayı sukulentlere zarar verebilir diye aşağıya almak zorunda kaldım. Buradaki konum sadece sabah güneşi alıyor arkadaşlar. Sabah en fazla 10.30-11'e kadar güneş alıyor. Ondan sonra da normal serinlik geliyor buraya. Şöyle bir şey var. Bazıları işte aşırı sıcaklarda tamamen serini alalım, koruyalım falan diye düşünenler olmuş. Doğru arkadaşlar, hani çok yakıcı olabiliyor ama çok serinde bekleyince de bu sukulentlerin formu çok bozuluyor. Çok cılızlaşıyor. Yani bayağı bir kötü oluyor. O yüzden hani çok da serinde bekletmenizi tavsiye etmem. Hani gölgeleme filesi falan kullananlar varmış. Bilmiyorum hani. Siz de onlardan kullanabilirsiniz. Ben kullanmadım. Hani o yüzden bir şey diyemeyeceğim size. Şimdi size türlerimi göstereyim arkadaşlar. Bunu zaten söyledim. Şurada minik bir
Türüm var. Bu hediye gelmişti. Böyle minik minik bir tür. Sedum türü 3 tane ismi varmış bunun da. Bu da böyle minik minik bir tür. Burada göstermeye değer şu snow bunny'm var. Snow bunny'm çok güzel. Bunlarda bir sorun yok arkadaşlar ama mesela şu Siboldi'de küllemenin şeylerine sonuçlarını görebilirsiniz. İlaçladım tabii ama artık bilmiyorum. Burada arkadaşlar bakın ne kadar yeşil oldu. Bu neydi? İsmini de unuttum şu anda. Karnival arkadaşlar mosmordu kışın hatırlayın. Böyle hatırlayanlar var mı bilmiyorum. Mosmordu. Artık bu şekilde rengimiz. Şu en son aldıklarımdan Variegate bir tür. Çok güzel bir tür. Kocaman. Bunu diktim. Bunlar tuttular arkadaşlar. Çok şükür. Bu da yine enfant. Bakın üzerlerinde hepsinin lekeler oluştu. Ama bunlardan biraz şüpheleniyorum artık. Şey olabilir. Mantar mı diyorum acaba? Ya da ilaçlama yaptım. O ilaçlar mı yaktı? Nasıl oldu bilmiyorum ama bazı lekelerim var. Bu implikate verigate arkadaşlar. Türüm. Bu Luella'm çok güzel. Arkadaşlar kocaman. Büyümeye devam ediyor bu kız. Bakın. Verigatleri çok güzel oldu gerçekten ve güzel büyüyor da inşallah güzel güzel büyümeye devam eder. Dün arkadaşlar sulama yaptım çünkü ben bunları günlerdir sulamıyordum, zaten ilgilenemedim, bakımlarını da yapamadım, dediğim gibi okulda işlerim vardı, o yüzden dün bayağı bir bakım yaptım. O kadar çok yaprak temizledim ki çok kurutmuşlardı. Ve ilaçlama diyorum, sulama yaptım. Sulamayı da arkadaşlar lütfen size de söyleyeyim, kesinlikle bu sıcak havalarda üstten foşur foşur sulama yapmayın, tavsiye etmiyorum çünkü su göbekte kalıyor muhakkak ve o gündüz güneş o suyu ısıttığı için haşlıyor sukulenti ve kaybediyorsunuz bitkinizi. Direkt göbekten kaybettiğiniz için de bayağı şey oluyor. Onu söyleyeyim. Sukulentiniz için kötü oluyor. Şurada opalinam var. Bu kocaman bir dev bu kızım. Çok güzel bir opalina. Onun haricinde şunun opalinamı temizlememişim. Şurada Orion'um var. Ortası çok güzel Orion'un. Böyle pes pembe. Güzel. Ama çok pasaklı benim kızlarım. Dediğim gibi ilaçlama yaptığım için sürekli ilaçlama yapıyorum. Şurada Linguas'ım var. O da büyümeye devam ediyor. Şu Kantem. En son aldığım işte kaktüs marketinden dediğim aldığım Kante. Kante'yi çok seviyorum. Böyle bembeyaz bir tür. Güzel bir tür. Bakalım büyütebilecek miyiz? İnşallah büyütebiliriz. Yine çok nazlı ama çok güzel bir kız var. Angel Wings Variegate. Angel Wings böyle mosmor bir tür arkadaşlar. Buna bile bulaşmış o neyse ya. Benim buna müdahale etmem gerekiyor. Mantar mı külleme mi onu da tam anlamadım. Şu Echeveria Gila arkadaşlar. Bunu da çok seviyorum böyle bir kız. Hala renkli görüyorsunuz. Çok güzel. Böyle buz mavisi renginde. Kenarları kontürlü. Etli bir tür. Şurada Heram var. Şu Rainbow Variegate. Rainbow'un dropları gitmiş arkadaşlar tamamen. Bakın drop falan kalmamış üzerinde. Şurada Meridian var. Bakın kıvır kıvır bir kız. Kocaman bir kız bu da. Kıvır kıvır. Çok güzel. Rengi de çok güzel oluyor. Bunun kışın kıpkırmızıydı. Şu Echeveria Saigon. Bunun rengi hala böyle bordo. Bu renk değiştirmiyormuş arkadaşlar çok fazla. Bu da çok güzel bir tür yine. Şu kasamdan şöyle genel anlatayım. Şurada rokokolarım var. Gelişimi çok güzel gidiyor rokokoların. Gayet güzel büyüyorlar arkadaşlar. Şu Noble'ın Cluster'ıydı. Bakın renkler artık iyicene yeşil olmaya başladı. Şu Peabody Deer diye bir türdü. Bu da kocaman artık saksıya sığmıyor. Şurada Peach Bright var. Arkadaşlar o çok güzel renk yaptı bende. Şu yukarıda durdukça. Bakın şeftali tonlarını aldı altları. Gerçekten çok güzel form yaptı. Ama şu hastalık ne bilemedim çözemedim. Yani bitkilerimi etkiliyor. Şurada Lilacina. Bu çok güzel bir renk. Yine şurada Gilvan var. Şu üzüm gibi olan Sukum. Bunları suladım ya bak dolmuş dün buruş buruştu bu.
Bakın bugün çok tatlı ve güzel olmuş. Şurada siyonum var yine. Şurada tepeçeliği aldım. İki tane türüm var. İkisi de yavru vermiş. Bakalım göreceğiz nasıl olacak. Şuraya minik minik yavrular yine köklendirdim. Diğer türlerden. Burada arkadaşlar ne var? Şöyle bir sedum türüm var. Bu çok güzel çiçek de açtı. Böyle yıldız yıldız. Şurada dantel kaktüsüm var yine. Bunu da çok seviyorum. Bakın. Böyle üzeri dantel işleme gibi olan bir kaktüs türü. Birçok bebeği var. Saksısı küçücük tabii. Değiştirsem iyi olur. Şurada granovyalarım var arkadaşlar. Granovyalarım artık tamamen kapandılar. Neredeyse. Bakar mısınız? Ben bunların şu haline bayılıyorum. Böyle tombik tombik oluyorlar. Çok güzel. Şu an uykudalar. Uykuya geçtiler. Kışın tekrardan çok güzel bir şekilde inşallah açacaklar. Şu aeniumları biraz daha serin yerlere konumlandırın arkadaşlar. Uykudalar zaten. Kapanacaklar tamamen. Daha da kapanacaklar. Sulamayı da yine ihmal etmeyin arkadaşlar. Uykuya geçtiler diye bu ölmüyorlar yani onu söyleyeyim. Bazı sayfalarda görmüştüm. Sorular soruyorlarmış satıcılara. Sulamayacak mıyız aeniumları? Tamam, çok aşırı böyle sulamayın ama yine de su verin yani. Tamamen susuz bırakmayın. Size tavsiyem. Şurada bu da benim siyon cluster'ım. Bu çok güzel. Gerçekten kocaman oldu. Büyüyor. Şurada bir tanesini geçen çelik alayım dedim. Arkadaşlar gözlerime inanamadım. O kadar çok bebek var ki kestiğim yerden. Aslında bu saksı bile ona yetmiyor. Daha büyük bir saksı lazım. Çünkü kocaman oldu. Saksısını doldurdu. Ve benim güzeller güzeli Echeveria Giant Blue. Bakar mısınız kıvırcığıma? Ya çok güzel bir güzellik. Böyle koca bir dev. Yani bunun saksı boyutunu tahmin edemem. Çok büyük. Aşırı büyük arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size. Üstten de göstereyim. Böyle yaprak kenarları da çok güzel. Ben büyük koca kafalılara bayılıyorum böyle. Çok güzel oluyorlar. Şurada göstermek istediğim şu tatlış kaktüsüm var size. Çiçek açtı bakın. Çok güzel bir çiçeği var. Şurada kar topu kaktüsüm vardı. Bakın her yeri şöyle gösterirsem daha net gözükür. Her yeri bebek var onun da her yerinde. Çok güzel gelişmeler var. Şurada sabah gibi güzelim açtı. Hemen bunların çiçekleri biliyorsunuz 24 saatlik. Hemen kapandı. Ama kokusu çok güzeldi. Panda kaktüsüm benim. Panda kaktüsünü de çok severim. Kokusu çok güzel arkadaşlar. Şuradaki Cimno kaktüsüm çiçekleri görüyorsunuz. En çok çiçekli, uzun ömürlü çiçekli olan bunlar. Cimnoların çiçekleri daha kalıcı. Şöyle devam edeyim. Şimdi bu kasada neler vardı? Imprikateri rozum var. Şöyle arkadaşlar. Şurada Orange Monroe var. Bunun rengi hala çok tatlı, çok güzel. Dün işte temizledim, kuru yapraklarını da aldım. Şurada Madiban var arkadaşlar. Büyüyor. Bakalım. İnşallah yaz sıcaklarında hiçbir şey olmazlar. Böyle burada en son aldığım Madonna var. Yine Echeveria Madonna. Pulvinatalarım var işte. Şurada Pikruzum var. Pikruz'dan şöyle bebekler, yeni yeni bebeklerimiz var yapraktan. Şuradan Minibel çelik almıştım. Birçok bebek verdi. Büyüyorlar, gelişmeler çok güzel. Şurada da bir agavaycısım var. Böyle kenarları siyahlaşan bir tür. Şurada bir para ağacım var. Böyle kesmiştim, budama yapmıştım. Çok şükür budadığım yerlerden minik minik yapraklar açtı. Şurada Afra Virigate ve normal Afram var. Böyle güzel bir kare. Şöyle size göstereyim. Şuradaki kasamda ise Rainbow kendilerim var. Renkleri açılmaya başladı arkadaşlar. Burada güzel olan buydu. Şu Victor'ların artık çiçeklerini budadım. Şurada Echeveria neydi bunun adı? Heart Delight. Heart Delight'ım var. Böyle droplu droplu olan. Yeni yapraklarda drop yok arkadaşlar. Droplar gitti. Şurada siyonum var. Bu siyonumu çok seviyorum. Akmaria Cluster. Bu da artık yeşillenmeye başladı galiba.
Size şunu göstereceğim. Hani diyordum ya, bir grapdon var, çok güzel çiçek açıyor diye. Grapdoveria Altair diye. Bakın çiçeği minik minik açmaya başladı. Bunun çiçekleri böyle kan kırmızı oluyor arkadaşlar. Çok güzel bir grapto bu. Çiçekleri tacı düze benziyor ama tacı düzden daha farklı. Açsın inşallah, yine size video çekip gösteririm. Böyle bir güzellik. Şurada Topsy Turvy Ranyonim var. Şu perlem arkadaşlar, yine renkli. Burada en son aldığım Echeveria Sanga. Koca bir dana yani. O kadar güzel ki, bakar mısınız? Kocaman kocaman. Şu Blue Elf'in arkadaşlar çiçeklerine bakın. Ne kadar güzel değil mi? Ben bunun bu bonsai formunu çok seviyorum. Şöyle göstereyim size. Bakın çok güzel çiçekler açtı. Bu Blue Elf'i kesinlikle tepeçeliği almayacağım. Çünkü ben böyle ağaçsı, odunsu olan gövdeli sukulentlere bayılıyorum. Şöyle formu bozulmasını istiyorum. Baksanıza ne kadar güzel değil mi? Şurada lipstikim var. Ve arkadaşlar Ramilette yine güzel çiçeklerini bana gösterdi. Bakar mısınız? Çok güzel çiçekleri var. Şuradan bebiş de geliyor galiba. Çok şükür yine çiçeklendi bu kız. Ben bunu çok seviyorum. Bayılıyorum hatta bu kıza. Harika renkte çiçekler açıyor. Şurada kalan şu Tihlispora var. Ciğer sukulent diğer ismiyle. Şurada Lola var. Lola iyice pembeleşti arkadaşlar. Bebişi de pembeleşti. Kendi de. Bak bunu temizlemeyi unutmuşum. Yani o kadar çok yaprak temizledim ki, tabi aralarda unuttuğum muhakkak olmuştur. Şunda bir şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Bu Lowy. Zaten zor bir sukulent. Biliyordum zor olacağını. Bunun alt yapraklarına su değmiş ve çürümüş arkadaşlar. Alt yapraklarını tamamen kestim. İlk başta korktum. Dedim ki acaba kök çürümesi mi var? Yok. Kök çürümesi yok. Alt yapraklarına su değmiş. Su değdiği için haşlanmış. Ama gövdesi sağlamdı. Böyle diktim bakalım tekrar ama inşallah kaybetmeyiz. Zor zaten. Bunu bakmak çok zor. Şurada yine böyle bir aranjmanım vardı. Bunlar da Lola'nın diğer bir hibriti. Şöyle bir orikulum var. Minicik diye büyüyor arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde. Lola'larım ve Lovely Rose'larım pardon ve Ellen'larım. Ellen'larım çok tombik. Çok seviyorum. Formu hiç bozulmadı çok şükür. Lovely Rose'lar da böyle oldu. Tam bir gül formu, gül dalı gibi oldular. Çok güzel görünüyorlar bu şekilde. Alt yapraklarını kuruttular yani. Öyle. Burada da işte bu Çinli bir türüm vardı. Yanji. Echeveria Yanji. O da güzel. Onda da bir sıkıntı yok. Aslında her şey güzel gidiyor ama şu külleme midir, mantar mıdır, ne olduğunu çözemediğim bir şey var sukulentlerimde. Onu tedavi etsem daha iyi olacak. Hala geçmedi, hala var. Şu Cassio, Echeveria Cassio, bakın. Muhteşem bir tür. Yani harika bir tür, kesinlikle tavsiye ettiğim bir tür. Renkler de duruyor yani, enteresan bir şekilde. Çok sevdiğim bir tür arkadaşlar. Bayılıyorum bu türe. Gerçekten efsane güzel. Şurada bu yine değişik bir tür. Böyle buz mavisi olan bir elegans türü. Böyle yuvarlak bir şekilde büyüyor formu. Şu Blue Mist geçen hafta ne güzeldi. Böyle mosmordu artık dediğim gibi. Şu Little Fairy yine bunun renkleri idare eder. Yine renkler var. Büyüyorlar. Luellam geçen hafta o kadar güzel renkliydi ki. Ama büyümesi efsane. Kocaman bir kız oldu bu kızda. Devam ediyorum. Şu küçüklerden sıkıntı yok. Sadece bir tane vardı. Onu kaybetmiştim. Romeo Rubin. Küçücük bordo bir sukuydu. Şu çok güzel. Lenora Dean ya da Campton Carrizal. İki adı var. Şurada Laurensis. Nana Okumi'nin var. Mebina. Verigate var. Yavruları çok güzel bir şekilde büyüyor. Ya yani bunlarda sıkıntım yok arkadaşlar. Şunun tepeçeliğini almıştım. Bebekler gelmeye başlamış. Şu kasaya gelince burada en güzel şu. Şunu çok seviyorum burada. Polidonisim çok güzel. Armstrong rengi gitti tamamen arkadaşlar. Şurada Debim var. Rengi yine çok güzel. Mensam rengi çok güzel. Albertlerim büyüyor öyle. Şurada kocaman bir kıvırcığım var.
Neşeli Sulardan almıştım. Koca bir kız arkadaşlar. Çok güzel, kıvır kıvır. Bittersweet diye satılıyormuş şu anda özellerde. Çok güzel, çok sevdiğim bir tür yine. Echeveria türü. Siyonumun tepe çeliğini aldım. Bakalım hem yedeklemiş olacağım hem de bebek verirse yeni bebeklerim olacak. Şurada sakuralarım var. Artık çiçekleri geçti. Mesela bu sakurayı ben arkadaşlar şuradakini kaybettim. Sebebi ortasında su kalmış. Üstten sulamıştım bir gün. Su kalmış, su haşlamış onu. Diğerleri çok şükür sağlam. Onda bir sıkıntı yok. Benim graptolarım çok kötü durumda ya. Çok yaprak döküyorlar. Çok zorlanıyorlar herhalde bu sıcaklarda. Mesela şu Richard'a bakar mısınız? Ne kadar kötü oldu ki formu. Yani ne yapacağım bunu bilmiyorum. Bir de hastalık da bulaşmış sanırım. Yani bayağı bir zorluyor beni şu anda. Nasıl yapsam, tepe çeliğini mi alsam hiçbir fikrim yok yani. Ne yapacağımı bilemiyorum. Şurada mum çiçeğim var. Çok güzel büyüyor arkadaşlar. Diğer sukulentlerimi de göstereyim size hızlıca. Evet arkadaşlar, bu krasulam. Bakın tomurcukları çok güzel. Çiçek açacak inşallah. Çiçekleri de bu şekilde oluyor. Size çiçek açtığında bunu özellikle çekip göstermem gerek. Çok güzel süslü bir kız olacak inşallah. Tırtıllarım burada arkadaşlar. Bu da çok güzel gelişiyor. Her yeri bakın bebek patlatmış. Güneşte de çok güzel renk yapmış bu kız. Şöyle göstereyim size de tırtılımı. Bakar mısınız şu renklere? Güneşte kalan yerler çok güzel renklenmiş. Evet. Şöyle bir krasulam var yine. Rengarenk ve çiçekleri bol bol üzerinde. Her şey güzel, gayet. Bunlarda bir sıkıntı yok arkadaşlar ama dediğim gibi benim mücadele etmem gereken sanırım bir hastalık var. Ama ne olduğunu henüz çözemedim. Şu Ranyoni Variegatemi de çok seviyorum ya. Gerçekten çok güzel renkleri var. Tabii her şey dediğim gibi güllük gülistanlık geçmiyor. Yazın biliyorum zor oluyor zaten. Bizim burada nem var, daha da zor oluyor arkadaşlar. Yani o nem, hele Ağustos Temmuz var ya, efsane berbat geçiyor yani böyle. Ne yapacağız bilmiyorum. Allah hepimize korusun, bitkilerini de korusun sıcaklardan. Emek veriyoruz, üzülüyoruz tabii bir şey olduğu zaman. Şimdi benim bir hastalık var ama tam çözemedim nasıl bir hastalık olduğunu. Size de göstereyim, yorumlara fikri olan yazsın arkadaşlar. Bakın şöyle hangisinde daha belirgin, hangisinde daha belirgin. Şöyle sukulentlerden göstereceğim size de belirgin olarak. Mesela şöyle diyeyim, şunun gibi. Bu külleme mi mantar mı arkadaşlar sizce? Yani tecrübeli olanlar aranızda bilgi verirse sevinirim. Mesela şunun da ucunda olmuş. Mesela bunun gibi. Şu Luella'mın şurasında. Bu yanık ama. Bu güneş yanığı. Bunda bir şey yok. Yani bazıları güneş yanığı da, bazılarında böyle hastalık gibi belirtiler var sanki. He, şu heramda daha çok belirgin mesela. Şöyle mesela şu kenardakiler arkadaşlar. Güneş yanığı mı? Külleme mi? Bunlar nedir yani bilenler? Aslında rengi o kadar güzel ki. Bakar mısınız yani? Ne kadar güzel renk yaptı. Güneşi seviyor zaten Hera. Dediğim gibi. Böyle arkadaşlar sakın üstten sulama yapmayın. Yani videoyu genel olarak toparlarsam üstten sulama yapmayın. Haşlıyor sukulentleri. Benim 3-4 gün serin geçeceği için ben artık sulama yaptım. Havalar çok şükür ki 3-4 gün serin olacak burada. Sulama yaptım. O arada zaten suları güzelce süzülmüş olacağı için haşlanmazlar. Sizler de hava durumunuzu kontrol edip hani eğer havalar serinse sulama yapabilirsiniz. Çok böyle aşırı değil de az az sulayın. Bitkilerinizi temizleyin. Yaprak biti, unlu bit, işte birçok hastalık olabiliyor yazın. Bunlarla mücadele etmek gerekiyor. Sukulent işi sabır işi. Gerçekten sabır işi hani. Ben 2 senedir bu hobiyi yapıyorum. İnsan bazen diyor ki vaz mı geçsem falan ama bu güzelliklerden de vazgeçilmiyor. Hani yorucu bir iş. Gerçekten çok yorucu bir iş. Ama olsun. Güzel şeyler oluyor. Bizi mutlu ediyorlar. Kışın çok güzel oluyorlar. Mutlu oluyoruz. Böyle arkadaşlar.
Kendinize çok iyi bakın. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Şurada Vincent Cacto göstereyim. Arkadaşlar ne kadar güzel çiçek açıyormuş bu tür ya. Bol bol çiçek açıyormuş. Onu anladım. Çok harika bir tür. Vincent Cacto. Echeveria Vincent Cacto. Şurada da Amistar var. Onu da, bir de göbeğine bulaşmış bakın. Siyahlıkları görüyor musunuz? İşte bilemiyorum bunların ne olduğunu çözemedim yani. Ona göre de tedavi uygulayacağım ama çözemiyorum yani. Mantar ilacı yaptım. Mantar olsa mantar, bilmiyorum mantar mı? Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Video çok uzadı. Tekrardan çok teşekkür ederim herkese.